Fırat Kalkanı operasyonu Elbab'ın ardından Münbiç'e yöneldi. Özgür Suriye Ordusu birleşenlerinden Sultan Murat Tugay'ın öncülük ettiği operasyonlarda terör örgütü PKK-PYD'den 4 köy kurtarıldı. Türkiye'de operasyonlara topçu atışlarıyla destek veriyor. Operasyonlarda Münbiç'in Hutah bölgesinde 7 PKK-PYD'li terörist Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından öldürüldü. Öte yandan Rus uçakları Münbiç'te DH yerine yanlışlıkla PYD-PKK mevzilerini bombaladı. Elbaba ise obüs topları sevkiyatı yapıldı. Muhaliflere ise güdümlü füzeler verildi, öğrenildi. Aynı dakikalarda Türk Silahlı Kuvvetleri Güney Azez'de yer alan Tel Rifat'a havan toplarıyla atış yaptı. Rejime darbe ise Elbab'ın güneyindeki Fikas Sagir köyünden geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki köye Esed rejimine bağlı askerler sızma girişimi gerçekleştirdi. Bölgede çatışma yaşanırken iki rejim askeri Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından esir alındı. Akit Haber'in ulaştığı bilgilere göre esir alınan askerler rejimin en tehlikeli birliklerinden olan Sahra Kartalları grubunda savaşıyordu. Türkiye'nin Elbap'tan sonra terör örgütü PKK-PYD'nin kontrolündeki Münbiç'e yönelmesi örgüte destek veren Amerika'da paniğe yol açtı. DH karşıtı gücün Amerikalı komutanı Korgeneral Stephen Townsend, terör örgütünün elebaşlarıyla görüştüğünü, PKK-PYD'nin Türkiye'ye saldırmayacağı sözünü aldığını açıkladı.